Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcı Vekili, Sayın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Sayın İdare Mahkemesi Başkanı, Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan dünden bugüne yargıda 15 Temmuz konferansına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, protokol konuşmaları ve panel. Değerli konuklar, sizleri Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizle aramızdan ayrılan bilim insanlarının manevi huzurunda önce saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Üniversitesi'nin valimiz himayesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği dünden bugüne yargıda 15 Temmuz konulu konferansına hepiniz hoş geldiniz. 7 yıl önce takvimlerin gösterdiği 15 Temmuz 2016 Cuma günü hem hiçbir zaman unutamayacağımız karanlık bir tarih hem de aslında sonuçları itibariyle bizlere umut veren bir dönüm noktası olarak geçti yakın tarihimize. FETÖ-PYD'ye bu ülkenin, bu milletin öz malı olan silahı, tankı ve uçağı ile milletimize maalesef saldırma cüreti gösterdi. Allah'a binlerce şükürler olsun ki samimi yöneticilerimizin basireti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla memleketin her yerinde meydanları dolduran kahraman milletimiz aynı saldırıya karşı bedenlerini siper ederek ülkemizin birliğini ve bağımsızlığını korumaya başardı. Ve milletimiz o gün büyük bir direnişle onurlu bir zafer elde ederek hainlerin planını bozmaya başardı. Hepimizi derinden etkileyen, yüreklerimizi sızlatan alçak darbe girişiminin akabinde de devleti ele geçirmeye çalışanlara karşı müthiş bir mücadele sergilendi. Ve söz konusu mücadele milletimizin desteğiyle de halen devam ediyor ve en son hain etkisi hale getirinceye kadar da devam edecek. Değerli konuklarımız, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında FETÖ-PYD örgütü ve işbirliğinin oyunu karşısında kararlı bir aktör ve en önemli öznesi olarak sahne alan ve bu melun oyunu bozan şehitlerimizle ve gazilerimizle ne kadar ölsek azdır. Onlarca kahraman askerimizi, polisimizi ve sivilimizi şehit verdiğimiz, yüzlerce vatandaşımızın yaralandığı o gün şer güçlerin korkutucu planları, milletimizin cumhuriyetimize canı pahasına sahip çıkmasıyla püskürtüldü. Allah'a hamdolsun. 15 Temmuz ortaya çıkan acı tabloya rağmen birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren bir vaka olarak toplumsal hafızamıza yer etti. Bu bakımdan geride bıraktığımız 7 yılda 15 Temmuz dolayısıyla bütün kurumlarda gerçekleştirdiği faaliyetlere dikkate aldığımızda giderek daha verimli, daha geniş katılımlı ve yaşanan hadiseyi daha doğru bir bakış açısıyla yorumlayan, bizi kalıcı sonuçlara götüren etkinlikler gerçekleştirdiğini görmekten büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, 15 Temmuz bağlamında yapılan her tür etkinliği, FETÖ ve benzeri alçak yapıların iç yüzünün layıkıyla anlamanın yanı sıra milletimizi hastalıklı yapıların maksatlarından koruma anlamında tecrübelerin aktarıldığı ortamlar olarak son derece değerli görüyorum. Konuşmamın bu kısmında bir sağlıkçı olarak da sağlık açısından bu noktaya yaklaşmak istiyorum. Bu tür olaylar karşısında bizi zaafa sürükleyecek iki tane temel tehlikemiz var. Bunlardan birisi unutkanlık, birisi de yeni neslimiz. İnsanlar istemli veya istemsiz olarak bildikleri, duydukları, gördükleri şeyleri unuturlar. Bazen bunu istemli yaparsınız, bazen de tabii ki
yaşın getirdiği, yaşlanmanın getirdiği, biyolojik sonuçların getirdiği bir unutkanlık olur. Bu tabii bizim için çok ciddi bir tehlike. Yeni nesli mutlaka bu olaylar yeni nesle mutlaka anlatılmalı. Günümüzde maalesef kirleticilerden tutun da etrafımızdaki uyarıcıların fazlalığı kadar, ki bu hard diskin bir anlamda artık dolmasına neden oluyor, unutkanlık, hafıza kaybı çok çok arttı. Son dönemde bundan daha fazla da bir artış görüyoruz. O yüzden darbe benzeri girişimlerin ülkemiz üzerinde ciddi yara bırakan bu tür olayların unutulmaması gerekiyor. İkinci bir olay da yine biyolojik açıdan baktığımız zaman, darbe tarihine baktığımız zaman darbeler 10-15 yıllık süreçler içerisinde büyüklü küçüklü olmuş. Bunun nedeni de aslında, bir nedeni de şu aslında, 7 yıl geçti bu hain darbe girişiminin üzerinden. Bir yaklaşık 7-8 yıl süreç sonrasına baktığımız zaman aslında yeni nesil 10-15'li yaş grubuna gelmiş oluyor. Ki bu dönem aklın bali olduğu dönem. Artık geçmişi unutmuş, daha doğrusu hiç yaşamamış ama artık fikrini beyan etmeye başlamış bir yeni nesil ortaya çıkıyor. İşte bu yeni neslin etkilenmesi, ele geçirilmesi çok kolay. O yüzden yeni nesli ve hafızamızdaki o eski olayları unutturmamak, bundan sonraki darbe girişimlerini engellemenin en önemli nedenlerinden birisi olarak düşünüyorum. Herkesin de insanımız 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı elinden geldiğince, gücü yettiğince ülkenin her bölgesinde mücadele etti. Ve bu mücadelede yargı mensubu olarak görevinin hakkını sonuna kadar vermeye çalışanlar da vardı ve onlardan birisi de şu anda aramızda bulunan dönemin başsavcı yardımcısı, şu an Yargıtay üyemiz olan Sayın Ömer Faruk Aydınöl'dir. Az sonra değerli bilgi, gözlem ve tecrübelerini bizlerle paylaşacak Sayın Aydınöl'e ve siz değerli konuklarımıza, konferansımıza teşriflerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Programımızın açış konuşmaları yapmak üzere Afyon Karahisar Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Karakaş'ı kürsüye arz ediyorum. Kürsünler Sayın Rektör. Sayın Vali Vekilim, Sayın Garnizon Komutanım, değerli Yargıtay Üyemiz, çok değerli Adli Komisyon Başkanımız, Afyonkarahisarımızın çok değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dünden bugüne yargıda 15 Temmuz konulu konferansa hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Evet, 15 Temmuz burada bulunan herkesin şahit olduğu, demokrasi tarihimizin demokratikleşme sürecimizde karşılaştığımız darbelerin son halkası olarak karşımıza çıktı ve bunu yaşadı. Tabii bu bir darbe girişimiydi. Gerçekleşmiş bir darbe olmadı. Sonuçları oldu. Darbenin sonuçlarına benzer sonuçları oldu. Ama bir darbe girişimi olarak tarihimize geçti. Bundan dolayı ve başka niteliklerinden dolayı bu darbe girişiminin daha önce tanık olduğumuz, tarihimizde okuduğumuz darbelerden farklı özellikleri bulunmaktadır. Konuşmamda biraz bu özellikler üzerinde durmak istiyorum. Neydi bunlar? Bana göre en öne çıkan karakteri emperyalizme yaslanmış işbirlikçi bir örgüt tarafından yapılmış olması. Bu çok önemli bir tespittir. Bu darbe girişimine karşı direnişin örgütlenmesinin de belki de en önemli motivasyon kaynağıydı. Milletimiz bunu hissetti ve bu karakterini görerek daha önceki darbelerde görmediğimiz bir direniş gerçekleşti. İkinci bir özelliği ise dini kisveye bürünmüş milletimizin saf dini duygularını devşirerek güç kazanmış bir yapının girişimi.
daha önceki darbe girişimlerinde olmayan bir başka özellik. Bu da altı çizilmesi gereken, üzerinde araştırmalar yapılması gereken ve ders çıkarılması gereken bir boyut diye düşünüyorum. Tabii ki birbiriyle ilişkili özellikler bunlar. Bir diğeri ihanet karakteri taşıyor olması. Vatanseverliğin ötesinde vatanı kurtarma, devleti kurtarma gibi daha önceki darbelerde gördüğümüz, bunlar tabii ki daha önceki darbeleri de asla meşrulaştırmaz ama karakter itibariyle daha önceki darbelerde gördüğümüz karakterin dışında bir ihanet içermesi. İhanet konusunda hiçbir sınır tanımayan, tanklarıyla, tüfekleriyle, milletimizin öz silahlarıyla önüne çıkan her engeli adeta yok ederek kaldırmayı amaçlayan ve bunu gerçekleştiren bir karakter ortaya koymuştu. Son olarak diğer darbelerden ayrılan bir başka özelliği ise belki de bütün bu özelliklerinden dolayı daha önceki darbelerde hiç karşılaşmadığımız bir direnişin ortaya çıkması. Yani bu girişim karşısında millet adeta çok hızlı bir şekilde daha önce prova yapmış gibi örgütlendi ve bu darbe karşısında şanlı bir direniş gösterdi. Bu da yine darbeler tarihimizin darbeler sürecinde görmediğimiz özelliklerinden bir başkasıydı. Üzerinden 7 yıl geçti. Dolayısıyla bu 7 yıl, biraz önce Sayın Rektörüm de buna vurgu yaptı. Az bir zaman değil, yeni bir neslin yetişmesi, yeni neslin tarihine ilişkin algılarının değişmesi açısından önemli bir süre. Özellikle hız çağında yaşadığımız bir dönemi de dikkate aldığımızda, hafızamızın ve algılarımızın çok hızlı değiştiğini de düşündüğümüzde önemli bir süre. Bundan dolayı bu girişim üzerine temel soruları sormak, bunlara ilişkin açıklamalar ortaya koymak, anmak ve hatırlamak çok önemli. Özellikle yeni nesillerin geleceğini daha sağlam bir şekilde kurabilmesi, inşa edebilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu örgütün nasıl oluştuğu, darbe sürecine nasıl geldiği, darbeyi nasıl gerçekleştirdiği, dinle ilişkisini nasıl kurduğu, devlet yapılarıyla ilişkisini nasıl kurduğu, toplumdaki farklı kesimlerin nasıl devşirildiği gibi ve tabii ki darbe sürecine giden yolda kurumlar içerisinde nasıl örgütlendiği gibi soruları sorarak anlamlı cevaplar ortaya koymamız gerekmekte ki bu tür toplantılar da bu amaca matuf olarak gerçekleştirildi. Tabii ki 15 Temmuz üzerine uzun konuşabilirim. Çünkü 15 Temmuz'u başından sonuna kadar Zafer Meydanı'nda burada birçok kişi olduğu gibi yaşamış biri, üzerine makaleler yazmış, konferanslar vermiş, darbenin sosyolojisini anlamaya çalışan birisi olarak uzun konuşma yapmak mümkün. Ancak sözü sahibine bırakmak için konuşmamı burada noktalamak istiyorum. Bu vesileyle konferansımıza teşrif eden Yargıtay üyemiz Ömer Faruk Aydıner Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Darbe sürecinde o şanlı direnişin ruhunu saygıyla selamlıyorum. Kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimize rahmet,
gazilerimize minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tekrardan katılımlarınızdan dolayı sizleri saygıyla selamlıyorum. Şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Sayın Kübra Teymur Hanımefendi'nin kürsü teşriflerini arz ederim. Buyursunlar Sayın Vali. Sayın İkmal ve Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, değerli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanım, kıymetli rektörlerim, değerli konuğumuz, İl Genel Meclis Başkanımız ve kıymetli misafirler. 15 Temmuz devlet ve milletimizin aydınlık geleceğine yöneltilmiş en alçak darbe girişimlerinden biri olarak başladı. Ancak kadın erkek, çocuk yaşlı demeden hür ve cesur yürekli milyonlarca vatandaşımızın meydanlarda ve sokaklarda verdiği mücadeleyle hızla bertaraf edildi. Elbette o gecenin kahramanları bu aziz milletin tek tek her bir ferdidir. O gece tarihe gömülen ihanet sahipleri ise 7 yıldır bağımsız Türk yargısının ellerinde adalete hesap veriyorlar. Hak ettikleri cezaları aldıklarından yahut alacaklarından hiç şüphemiz yok. Kimsenin de hiç şüphesi olmasın. Yargı her zaman en adil kararı verecektir. Özellikle 15 Temmuz hainlerinin yargılanma süreçleri ve o gecenin yargıya aksetmiş durumuna ışık tutan bu konferansı organize eden AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş'a, AFSÜ Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş'a, konferansımıza konuşmacı olarak katılan değerli konuğumuz Ömer Faruk Aydıner'e ve çok değerli dinleyicilere şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Sayın Valim, değerli protokol, panelimize geçmeden önce Yargıtay üyesi Sayın Ömer Faruk Aydıner'in özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. 28 Mayıs 1974 yılında Elazığ'da doğdu. İlk öğretim eğitimini Elazığ Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu'nda, orta öğretim eğitimini Elazığ İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde doktora eğitimine halen devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuzda Koruma Tedbiri olarak Tutuklama isimli kitabı bulunmaktadır. Sırasıyla Isparta Şarki Karaağaç Cumhuriyet Savcılığı, Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Savcılığı, Sinop Boyabat Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Çatalca Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevli bulunduğu sırada Milli Güvenlik Sekreterliği Alt Kurulu üyeliği, Terörle Mücadele Koordinasyon Başkanlığı, Uyuşturucu Maddelerle ile Mücadele Üst Kurul üyeliği, Basın İlan Kurulu Genel Kurul üyeliği, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Hukuk Komitesi üyeliği görevlerini de üstlenmiştir. Yaklaşık 10.000 hakim ve Cumhuriyet Savcısı üyesi bulunan Yargıda Birlik Derneği Başkanlığı'nı yürütmektedir. Sayın Valim, kıymetli konuklar, konferansımızın moderatörlüğünü yapmak üzere Profesör Doktor Mustafa Fişne'yi sahneye davet ediyorum. Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz darbe girişimi konferansını vermek üzere Yargıtay üyesi Sayın Ömer Faruk Aydıner'i huzurlarınıza davet ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Ben de aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnette anıyorum. Sizlerden kendilerinin ruhu için bir Fatiha göndermenizi rica ediyorum biz konuşmamızı devam ettirirken. Rektör hocam da işaret etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye'deki darbe girişimlerin son halkasını oluşturuyor ve onlardan belli bakımlardan farklılıklar arz ediyor. Yine yaklaşık 10 yılda bir darbeler olduğunu biliyoruz. Türk siyasal hayatı aslında baktığınız zaman bir darbeler geçidi şeklinde. Şöyle tarih olarak sayabilirim diye umuyorum.
27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 postmodern darbe, 27 Nisan 2007 en muhtırası ve 15 Temmuz 2016 darbesi, hain darbe girişimi şeklinde. Şimdi rektör hocamızın işaret ettiği noktalardan bir tanesinde ben özellikle açmak istiyorum. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin bence en belirgin özelliği o ihanet boyutu, dış boyutunun çok belirgin olması. Bundan dolayı da Anadolu insanımız o Anadolu ifadeyle hain sıfatını bu 15 Temmuz darbe girişimi için kullanıyor. Yani biz genelde derslerimizde de hep öyle şey yaparız. 15 Temmuz hain darbe girişimi şeklinde vurgulama yaparız. Bence tabiri caizse Türk diye oturan bir nitelendirme. İki bakımdan çok uygun düşüyor. Bir dış boyutu olduğu için hainlik sıfatını hak ediyor. Bir de diğer darbelerde görünmediği oranda sivil kayıplara yol açtığı için. İşte 251, 52 hatta 53 rakamları ifade ediliyor. Şehit sayımız. Yani yine 2000'den fazla gazi sayımız var. Diğer darbelerde bu görülmüyor. Şimdi dolayısıyla dış boyutu çok belirgin olan, emperyalizmin maşası durumda olan FETÖ terör örgütünün mensuplarınca gerçekleşen bu darbe girişiminin asıl amacı, 15 Temmuz'daki asıl amacı, siyasi iktidarın özellikle yürütme ve yasama kanadını kontrol altına almaktı. Çünkü yargı zaten kontrol altındaydı. Yargıya daha önce zaten sızmışlardı. Dolayısıyla bugün biraz daha bu genelde bu programlarda 15 Temmuz'un yürütme ve yasamayla ilgili darbe boyutu daha sık vurgulanır. Dolayısıyla biz bu programımızda yargı üzerinde 15 Temmuz'un yargı üzerindeki etkisi, FETÖ terör örgütünün yargıya nasıl sızdığı, yargıdaki yapılanması konularında işin uzmanından bilgi alacağız. Ömer Faruk Aydınlar Bey hem 15 Temmuz gecesi sahada olan, hem öncesinde 17-25 Aralık şeyleri hatırlıyorsunuz, darbe girişimi, yargı darbesi girişimini, işte MİT tırların durdurulması, bunlar zaten FETÖ'nün yargıda nasıl bir gücü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla alandan sağdan uzman bir konuğumuz da bu konuyu enine boyuna ele alacağız. Sözü sahibine bırakmadan önce akışla ilgili bir kısa bilgi arz etmek isterim. Yaklaşık 45-50 dakikalık bir sunum bekliyoruz. Peşinden 15 dakikalık da soru cevap şeklinde bir oturumumuz olacak. Şimdiden verimli olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Buyurun. Sayın Vali, değerli protokol mensupları, çok kıymetli öğretim görevlileri, öğrencilerimiz, Afyon'un değerli halkı, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben öncelikle bu gece bu vatan için canını feda eden 251 şehidimize ve gözünü kırpmadan bu gece yaralanan 2000 üstündeki gazimize millet ve şükranlarımı belirterek söze girmek istiyorum. Tabii sayın rektörlerimiz, sayın valim, sayın hocam da bahsettiler. Bir neslin belki de görebileceği ender bir vahşet o gece yaşadık. O geceye geçmeden evvel tabii bu geliş sürecini kısaca ben aktarmak istiyorum. Acizane hem o geceyi yaşamış olan hem bu gece öncesinde yargı içerisinde birçok soruşturma yapan birisi olarak somut veriler üzerinden söyleşime devam etmeyi arzu duyacağımı, sizleri sıkmamaya gayret edeceğim. İnşallah bize verilen süre içerisinde de bu söyleşimizi tamamlamış olacağız. Tabii FETÖ gerçeği 15 Temmuz 2016'da ortaya çıkma, yıllara sahne olan bir örgütten bahsediyoruz. 1960'lı yıllardan beri Türkiye'nin içerisinde var olan devletin kurumlarına sızan bir örgütten bahsediyoruz. Peki bu örgüt nasıl ortaya çıktı? Önce kısaca ben oraya bir
giriş yapayım. Sonrasında da pratik olaylardan, pratik yaşadığımız vakalardan devam edelim. Türkiye'nin siyasal tarihine baktığımız vakit genel itibariyle kişi merkezli kütler oluşturularak, kişi merkezli bazen din adamları oluşturularak, bazen siyasiler oluşturularak, insanları bunların etrafında toplayarak, insanları ve toplumu idare etme politikası ve yöntemi uygulanabilir olmuştur. Sayın Hocam'ın da bahsettiği gibi 60 darbesini bu ülke yaşadı, 80 ihtilali, 71 muhtırasını yaşadı. Bunların hepsinin temelinde ne yatıyordu, ne adına bu ihtilaller yapıldı? Cumhuriyetimizi koruyoruz, laik sistemi koruyoruz, bu rejimi koruyoruz, bu rejim tehdit altında şeklinde gerekçelerle yapıldı. Bu gerekçelerle sorgulanmadı ve insanların adeta beyninde bir din imajı, bir inanç imajı olarak yerleştirildi. Sorgulanamaz, eleştirilemez bir ideoloji haline getirildi. Tabi bu ideoloji yıllarca bu ülkede prim yaptı. Bu ideolojiyle koca ülke Batı'nın emperyalizminin uşağı ve kölesi halinde istenilen doğrultuda bir ülke şeklinde yönetildi. Son dönemlerde bu ideoloji artık yer almıştır. Toplum nezdinde de çok da itibar görmemeye başladı. Hatta nispeten de eleştirilere başlamıştı 1960'lardan sonra. Bunun yerine piyasası olan neydi o dönemde 60'lı 70'li yıllardan sonra? Evet, bir din merkezli bir akım Türkiye'de başlamıştı. Çünkü dine karşı ciddi bir baskı vardı. İnsanların dinini yaşamasına ilişkin ciddi zor, yaşamaması için ciddi zorlamalar vardı. Buna karşı baş kaldırışlar vardı. Artık bu akımlara göğüs germek de zorlaşıyordu. Ve bu piyasayı iyi gördüler. Bu piyasayı iyi gören emperyalizm. Bu piyasada, evet, bizim kontrolümüz olan birileri olmalı diye düşündüm. Ve kişi bazlı bir kült oluşturdu. Kişi bazlı bir fraksiyon oluşturdu. Evet, bu kişinin ismiydi. İşte Fethullah terör örgütünün elebaşısı Fethullah Gülen miydi? Bir vaizdi. Halkı etkiliyordu. Ağlamakla halleriyle yerini de tutuyordu, zemini de tutuyordu. Ve sistem tarafından da o dönem, ki sistem dediğimiz aslında eski laik ve o zorbacı sistem, bu kez daha doğrusu bu sistemi besleyen belki efendiler artık din üzerinden bir metafor yaratmanın, meydana getirmenin daha faydalı, kendi lehlerine olacağını iyi düşündüler. Ve en önemli konu neydi? Kur'an ve sünnet çizgisi üzerinden değil de kişi üzerinden insanların dinini öğrenebileceği bir ideoloji, bir din meydana getirdiler. Fethullah Gülen ne derse dindi, onun kitapları dışında kitap okumak yasaktı. Bu örgüte mensup olanlar dışında görüşmek yasaktı. Bunların ideolojisi dışında ideoloji üretmek veya bu ideolojilere karşı gelmek kınanan bir anlayıştı. Hatta cezalandırılan bir anlayıştı. Bu sistem sadece Türkiye'de uygulanmadı. Bu sistem aslında dünyanın birçok yerinde, Pakistan'da, Orta Asya'da, birçok yerinde uygulandı. Çünkü insanlar Kur'an ve sünneti bir kenara bıraktığında ve sadece o abi ya da o hocanın dediği ölçüde dinini uğrama, dinini öğrenmeye kalktığı an tuzağın başlamıştır demektir. Çünkü artık o ne derse din uyuyordu. Onun öngördüğü cennete gideceksiniz, onun öngördüğü zaman dilimi içerisinde evleneceksiniz, çocuk sahibi olacaksınız, onun öngördüğü şekilde iş sahibi olacaksınız. Yani bir yerde fert ve birey artık değersiz bir varlık haline getirilen, tamamen robotlaşan, mankurtlaşan bir birey haline dönüştürüldü. Tabi bu süreç aldı. Bu süreç içerisinde bu eski o zorbacı zihniyet, 80 ihtilalini yapan, 71 ihtilalini yapan, 60 ihtilalini yapan kişiler bunu görmediler mi? Aslında gördüler. Ama onun efendileri onlara, bunlara karışmayın dediler. Dikkat ederseniz
FETÖ'yle başlasın. Süreç içerisinde cezaevine 7 ay gibi bir süre girdi 1971'li yıllarda. 7 ay sonra tahliye oldu ve beraat etti. 71 yılı ki o dönemki sistemi ve rejimi düşündüğümüz vakit dini duygularla hareket eden ve dinsel bir örgüt olan elebaşısının uzun yıllar terör örgütünden yatması gerekirken yatmadı. 7 aylık o tutuklu kaldığı süreç ise tamamen mağdur meydana getirmenin ayrı bir projesiydi. O dönemin generalleri, o dönemin siyasi yardımlarıyla bundan beraat etti ve hayatına devam etti. Hatta öyle anekdotlar vardır ki askerde hava değişimi raporu alıyor. Askerlik yaptığı dönemde 3 aylık hava değişimi. Burada hepimiz askerlik yaptık. Askerde hava değişimi raporu almak hakikaten zormuş. O hava değişimi aldığı raporda gidip boğazlar veriyor. Yurdun birçok yerinde. Sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinde boğaz vermeye devam ediyor. Genelde boğazlarında sisteme eleştirmek yerine mistik heyezeyanlar şeklinde hikayelere dem tutuyor. Ne diyor işte? Kendisinin önce tabii soyunu ön plana çıkarıyor. Neydi? Soyu işte bir tarafı Siyit, Ahlat'a gelmişler. Dedeleri Ahlat'ta Kolucuk köyünde. Oradan işte Erzurum'a gitmişler. Bir tarafı Edirne lafasını yapan Şükrü Paşa'nın soyundan geliyor. Tabii bu vehbi özellikler, kesbi özelliklerden daha ön plana çıkıyor. Çünkü insanlar soyundan gelen özellikleri de görünce evet bu bir mesih, bu bir kurtarıcı şeklinde çok daha fazla bağlılıklarını kendisine yöneltiyorlar. Bunlar hep klanın bir parçası. Sonrasında evet Gülen ne yaptı? Gülen hızlı bir yükseliş içerisine geldi. İşte 94'lerde Çiller döneminde, Özal'dan sonraki işte Mesut Yılmaz'lar döneminde vesaire. Okulların çok sıkça açtığı dönemleri buradaki bizim yaş grubumuz çok daha iyi hatırlar. Orta Asya'ya göre artık. Orta Asya evet nasıl Rusya'da aldıktan sonra nasıl buraya ele alabilirdik? Din faktörü üzerinden ele geçirme çok daha kolaydı ve özellikle Orta Asya'da okullar açmaya başladı. Bu dönem ne oldu peki? Din faktörü planda olduğu için bir kısmımız, belki iyi niyetli olan birçok insanımız din faktörünü görünce İslam adına çalıştığını zannederek en azından içinden bazen buğz etti ama çoğu kez de karşı çıkmadı. Ve ta ki ne zamana kadar? 2010'lara kadar artık devletin içerisine tamamen sızmasından sonra bazı eylemler ön plana çıkınca devleti yönetenler evet bu samimi değil, bu birilerinin adına uğraşan bir kişi olduğunu fark ettiler. Neydi bunlar? İlk hatırlayın İsrail'e İnsan Hakları Derneği'nin İHA'nın gemi göndermesini kınayan mesaj. Sonrasında ne oldu? Yargı içerisinde o dönem Türkiye'nin Suriye politikasında Türkiye'nin DAEŞ'i desteklediği izlenimini vermeye çalıştılar ve Adana'da, Hatay'da MİT'in tırları durduruldu ve Türk istihbaratının Suriye'de DAEŞ'i desteklediğine dair gerek medyada gerekse yargı içerisinde bir sav ortaya atıldı ve soruşturmalar başlandı. Sonrasında şu anki Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın tutuklanma istemi, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın ameliyat sırasında olmasını da fırsat bilerek farklı eylemler içerisine girmeleri bunların gerçekliğini ortaya çıkardı ve süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da koordinesinde bu acımasız örgüte karşı devlet içerisinde bir hareket 2010 yılından itibaren başlatıldı. Ben de bunun birçok yerinde olan birisi olarak bunlara şahit oldum. Hani bu mücadele 17 Aralık 2013'teki yargı darbesiyle başlamadı. Ta 2010 yıllarında fakat daha böyle ayaklarını yere basan ve halka bunların ne olduğunu ortaya çıkarabilecek donelerle mücadele yapılması gerekiyordu ki çok doğru bir hamleydi. Çünkü bir taraftan din adamı kisvesiyle ortaya çıkan bir kişiye karşı bu teröristtir diyorsunuz.
ve halkın büyük bir çoğunluğunun çoluğu çocuğu bu teröristin okullarında, dershanelerinde yetişmiş. Halk buna dindar bir gözüyle bakıyor ve siz buna karşı bayrak açacaksınız. Böyle bir kişiye bayrak açarken de halkı yanınızda tutmanız gerekiyor. Hani daha önce niçin bununla mücadele edilmedi şeklinde eleştiriler yapılabiliyor. Ama bu hakikaten çok ciddi bir riskti çünkü toplum tarafından kınanabilirdiniz. Bir dindar hocayı mahvetme adına eylemler yapıyorsunuz şeklinde bir kınamayla karşılaşabilirdiniz. O sebeple evet, bu karşıdaki terörizmin hata yapmasını beklemek ve topluma anlatabilecek donelerle ortaya çıkmak çok daha akıllıca idi. Bunların tabii ilk yaptıkları şey neydi? 17 Aralık 2014 tarihinde ve 25 Aralık 2014 tarihinde yapmış oldukları yargı darbesiydi. Ne yaptılar bu yargı darbesiyle? O zamanki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Sayın Cumhurbaşkanı, o dönemimizin başbakanını yolsuzluk yapıyor şeklinde ithamlarla toplum nezdinde itibarsızlaştırmak, ortadan kaldırmak, cezaevine atmak ve kendi sistemlerini o şekilde kurmak, yani soft bir darbe yapmak ilk etaptaki planlarıydı. Fakat o dönemde şunu unuttular, sistem içerisinde hala yıllardır bunlardan nefret eden bir yargı da var. Bir emniyet grubu da var. Evet, kendileri yargıda ve emniyette çok güçlü idiler ama yıllarca zulmettikleri ve birey olarak da, şahsım olarak da bunların zulümlerine maruz kalan, bunların gerçek niyetlerini gören bir nesil de vardı. O süreçte 17 Aralık'ta bu nesil devreye girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda 17 Aralık ve 25 Aralık kumpas yargı darbeleri önlendi. Bu soruşturmalara bakan biri olarak gerek 17 Aralık soruşturma dosyası, 25 Aralık dosyası, sonrasında selam tevhid soruşturmasını yapan hakim ve savcının soruşturmasını yapan bir kardeşimiz olarak bu dosyaların tamamen kumpas, tamamen kes böl yapıştır şeklinde toplumu kanalize etmeye, algı meydana getirmeye oluşturulan dosyalar olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İşte kimdi bunların başında? O dönem genç arkadaşlarımız belki hatırlamazlar ama Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Karan, Mehmet Üzgeç gibi yargının ön planına çıkan, hatta bir dönem banyo soruşturmalarının da kendilerine emanet edildiği tiplerdi. Bunlar tabii bunu o dönemde denediler, başaramadılar. Bu süreç devlet içerisinde milli hareket eden insanlarda çok daha ciddi bir refleks meydana getirdi ve FETÖ'nün devlet içerisindeki yapılanmasına karşı çok daha sert tedbirler almaya devletin kurumlarını itti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda birçok kurumda öne çıkan FETÖ'cüler görevden alınmaya başlanıldı. Birçok alanda FETÖ soruşturmaları İstanbul'daydım. Ben o dönem FETÖ soruşturmaları başladık. Gerek ticaret alanında, gerekse kamuda ön plana çıkan işte Zekeriya Öz gibi yargıçlar, o dönemin yargıçları, bunlar hakkında soruşturmalar yapmaya başladık. Hatta bir kısmını da tutukladık. O dönemde hatırlarsanız ilk tutuklanan Mustafa Başer denen bir hakimdi. Silivri'deki FETÖ mensuplarını usulsüz bir şekilde tahliye etti ve biz bunu tutuklama sevk ettik ve tutuklandı. İlk tutuklanan FETÖ yargıçıdır. Tabii bu süreci gören FETÖ 15 Temmuz 2016'ya ilişkin daha sert bir tedbir yapılması gereğini hissetmiş olacak ki biz sistem içerisinde bunu tahmin edebiliyorduk ama tabii siparişçi olmadığımız için ne zaman olabileceğini, ne şekilde olabileceğini kimse tahmin edemiyordu. Ve o günü bize yaşattılar. 15 Temmuz 2016 tarihini yaşattılar. Ben 15 Temmuz 2016 evet niçin başarısız oldu? Bundaki en büyük katkı yüce milletimizin sahaya çıkması. Sayın Cumhurbaşkanımızın gece saat 0:30 sıralarındaki CNN'deki FaceTime görüşmesinden sonra halkın akın akın sokaklara inmesi, havalimanlarına inmesi sonrasında evet bu darbe başarısız oldu. En büyük buradaki etken milletin Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başkanı'na güvenip onun peşinden sokaklara inmesi ve onu savunmasıdır.
Tabii katkı olarak da emniyet yargı güçleri ve diğer kurumlardaki tüm kişilerin tek yürek olarak sistemin koruma altına alması ve bunlarla savaş altına, savaşa girmesi, bu başarının, bu zaferlerin elde edilmesinde büyük rol oynadı. Çünkü şimdi Sayın Hocam'ın bahsettiği gibi, hani bu darbe diğerlerinden farkı neydi? Bugün 60 darbesini, 80 darbesini ya da 28 Şubat'ı ya da 1971'de 28 Şubat'ı da yaşamış biriyim o dönemde. Dikkat ederseniz bu darbelerde 30-40 civarında tank kullanılır. Halk hemen kuzu gibi teslim olur, kimse sesini çıkarmaz ve darbe başarılı olurdu. Oysa bunda çok fazla bir güç var karşımızda. Yaklaşık 40'a yakın helikopter var, 37 civarında F-16 uçağı var, 3 tane savaş gemisi var, yaklaşık 400'ün üstünde ağır savaş aleti var, 4000 üzerinde hafif silah var ve 10.000 civarında da bizatihi işin aktör darbecisi olan darbeci askerler var. Böyle bir komplike karşısında bu yüce halk karşı durdu, 251 şehidine verdi ve bu büyük zaferi kazandı. Tarihimize baktığımızda bunun benzerleri vardır. Vakayı Hayriye, 2. Abdülhamid'e karşı 3 tane padişah asılmıştır tarihimizde. Ama bu kadar halkını öldüren, bu kadar zarar veren, meclisini bombalayan, TRT'nin, TürkSat'ın, emniyetin bombalandığı bir başka vaka tarihimizde yoktur ve ilktir. Bunun diğerlerinden farkı ne? Yurtta Sulh Konseyi denen bir konsey o zaman oluşturdular. İşte Mehmet Dişli, Mehmet Parti Göç imzalı. Neydi bu konsey, ne diyordu? Gene eski argümanlara atıf yapıyordu. Cumhuriyet'in temel ilkelerini korumak için klasik argüman. Bir tarafta halkın bir kesimine mesaj veriyor, o kesimi elinde tutmak istiyor. Bir kesimi ne de yolsuzluk yapan hükümetten hesap sormak. Temel amaç bu şekilde ne yapıyordu? Darbe gerekçesi oluşturuyordu. Neydi bildirinin sonrasında? Anayasayı değiştirmek. Klasik, daha önce neydi de anayasayı değiştiriyordu. Bunun diğerlerinden farkı şu, diğerlerinde en yakın zamanda özgür seçimler olacak deniyordu. Bunda o yoktu. Bunda sıkı yönetim mahkemeden kurulacak ve bu ülkeye ihanet edenler de yargılanacaktır diye ayrıca bir ibare vardı. Diğerlerinde bu da yoktu. Diğerlerinde evet, bundan sıkı yönetim mahkemeleri kuruldu vesaire ama açıkça niyetlerini belli eden, onun haricinde yine açıkça diğerlerinden farkı neydi? Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler ülkelerine uygun hareket edeceğiz diye de adeta sizin sadık bir köleniz diye de bildirinin eklerinde ibareler veriyordu. Bir taraftan Avrupa Birliği'ni, bir taraftan Batı'yı darbeye karşı, yapacakları darbeye karşı yanında durmaları için hazırlık yapıyorlardı ki hazırlamışlardı. Bunu neden çıkarıyoruz hazırladıklarına? İşin esası medya, her yerde dördüncü güç ve hani çok bağımsız şekilde addedilir ama birçok yerde de taraflıdır ve belli bir sistemin yükselmesi, yücelmesi, inkişafı içinde sürekli bir gayret içerisindedirler. Şimdi o dönemin darbeden sonraki merak edenler hakikaten internetten bakabilir. Ben getirdim, tek tek okuyup da sizleri sıkmak istemiyorum ama ana mihvalde ne dediler o dönemde? İşte BBC, CNN, Washington Post, Der Spiegel, aklıma gelen Times gibi önde çıkan gazeteler ve dergiler internet sayfalarında emin olun şunları o hafta paylaştılar. Endişeliyiz. Otoriter ve baskıcı Erdoğan'a karşı askerler isyan etti. Başlıklar bunlardı. Bakın, otoriter ve baskıcı Erdoğan'a karşı askerler isyan etti. Hani burada mağdur kim? Mağdur asker, FETÖ'cü askerler. Suçlu kim? Suçlu Sayın Erdoğan. Fotoğraflar nelerdi? Lütfen bakın. Fotoğraflar, darbeci askerler yakalandığı an kelepçeli halleri servis edildi. Bunlara
baskı yapılıyor, bunlara eziyet yapılıyor, bunlara işkence yapılıyor. Uluslararası Af Örgütü nerede şeklinde başlıklar ve alt yazılar, köşe yazılar yazılıyor. Yani darbenin ta başından, darbe teşebbüsünün ta başından o Ağustos ayı boyunca şu işlerde ülkede baskıcı bir rejim var, buna baş kaldıran askerler vardı, bu askerler başarılı olamadı. Başarılı olamadı ve Erdoğan daha önceki gücünü katlayarak baskıcı bir rejim kurdu. Bunu neye dayandırıyor? Sistem içerisindeki FETÖ'cülerin ihracı. Fotoğraflar nelerde? Fotoğraflar az önce bahsettiğim gibi darbeci askerlerin görüntüleri. Oysa ki 251 şehidimiz vardı. Oysa ki tanklar altında canını feda eden kurşunlara karşı kendisini siper eden bir sürü askerimiz, bir sürü polisimiz, bir sürü vatandaşımız vardı. Ta ki 16 Temmuz sabahına kadar, 16 Temmuz sabahı saat 6.30'da külliyeye bomba atıldı. Külliyenin önüne bomba atıldı, 15 vatandaşımız şehit oldu. Gölbaşı'nda Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda 51 tane polisimiz şehit oldu. İşte toplamda 99 tane İstanbul'da, bunun 35'i sadece Şehitler Köprüsü'nde şehit oldu. 150 tane Ankara'da şehidimiz var. 2 tane Marmaris'te var. Bu şehitlerimizin hiçbir tanesi göz önüne getirilmedi Batı medyası tarafından. Hatta gene internette var. Fox TV, American Fox TV şöyle bir darbe gecesi, şöyle bir haber yaptı. Bunlar bizim çocuklarımız. Darbeciler için söylüyor. Bunların kazanması lazım. Hatta daha öteye gittiler. Bu mücadele İslam'la bizim mücadelemizdir dediler. Amerika Fox TV'de. Aynen bu yazı. Bu darbenin bu söylemlerine baktığımız vakit temel amacı ne aslında? Temel faktör İslam değil mi? Temel faktör Kur'an ve sünnete göre Kur'an ve sünnetin içtimai hayatta olmasını isteyen kişilere karşı yapılan bir darbedir. Çünkü bu ülke yaklaşık 100 yıl Cumhuriyet kurulduğundan beri Kur'an'ın ve sünnetin sadece kapalı kapılar arasında yaşanmasını, içtimai hayata, sosyal hayata, siyasi hayata girmesini istemeyenlerle bunu isteyenler arasındaki mücadeledir. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın içtimai hayata Kur'an ve sünneti sokma iradesine bir karşı duruştur. Bu Batı basınının bu tavrı, bu net tavrı açıkça bize bunu gösteriyor. Burada bir ekleme yapmak isterim. Buyurun. FETÖ elebaşısının New York Times olması lazım. Röportajı yayınlandı. Evet. Yani darbenin üzerinden çok fazla geçmeden kendisini atlayan, girişimi atlayan onların kanman yokmuş. Tabii. Bu tabii. Bir tiyatroymuş. Aynen hocam şöyle. O şeylerdeki gerek Amerikan basında, İngiliz basında, Alman basında bu dediğimiz ana akım medyadır. Dünya ölçeğinde ve her birinin tarihine baktığınızda çoğu 100 yıllık medyadır. Ve medyayla maalesef dünyaya algıyla yöneten kuruluşlardır. Fethullah Gülen'in müzevi kendi halinde yaşayan sadece işaret eğitim olan yaşlı bir kişi olarak gösterme gayreti. Cümleler aynen böyledir. Müzevi bir din adamı. Yaşlı bir din adamı. Erdoğan kim? Erdoğan baskıcı otoriter. Sürekli algı ve çerçeveleme, aslında buna çerçeveleme deniyor. Çerçeveleme bu şekildeydi. Çünkü bundan bir mağduriyet oluşturmaktı. Dikkatinizi şuna da çekmek istiyorum. O dönemi yaşayanlar da bilir. Bizim iç siyaseti iç bir kısım medyamızda da benzer şekilde söylemler dile getirildi. İşte kontrollüler, darbe, işte baskıcı rejim vesaire şeklinde. Aynen bu saydığımız işte BBC, Reuters, Times gibi haber kanallarında 15 Temmuz sonrasında çıkan söylemlerle ne kadar benzeştiğini takdir size bırakıyorum. Çünkü kontrollü darbe denildi. Hani hiçbir iktidar bu şekilde kendi insanını öldürecek bir risk içerisine giremez. O gece yaşayan birisi olarak bunu aktarmak istiyorum. O gece 15 Temmuz gecesi, evet ben
Çatalca Başsavcılığı'nın döneminde Çatalca'da bir evim var. Cuma Bakırköy Adliyesi'nden çıktım ve Çatalca'daki evime gittim. Gitmemden yaklaşık 15-20 dakika sonra bir arkadaşım telefonuyla Çelikler Köprüsü'nde bir tankın çıktığını haber aldım. Televizyonu açtım ve alt yazılar geçmeye başladı. Terör saldırısı iddiasıyla tank Boğaziçi Köprüsü'nde. Emin olun ilk bu tankı gördüğümde bu bir darbe, darbenin başlangıcı şeklinde kendi kendime yorumumu yaptım ve birkaç arkadaşımı aradım. Bir darbe oluyor. Türkiye'de bir darbe oluyor. Sonra tabii saat ilerledi işte saat 10-10.30'a geldikçe bu işin rengi çok daha fazla meydana gelmeye başladı. Çünkü yıllarca savcılık yaptım. Hiçbir asayiş Boğaz'a tank getirilmesini gerektirmez. Böyle bir uygulama da yoktur. Böyle bir işe de gerek de yoktur. Tankla Boğaz Köprüsü'nde terörle mücadele edemeyiz. Bunun bir darbe olduğunu o zaman reel olarak ortaya koydum. O dönemde evet Sayın Binali Yıldırım Başbakan 11 civarında bir açıklama yaptı. Ben bir arkadaşımla birlikte daha önce görev yaptım Bakırköy Adliyesi'ne, Çatalca Adliyesi'ne geçtim. O dönemin Çatalca Adliyesi'nin başsavcısından da izin aldım. Eski katibim Turgay Narin'e de adliyeyi çağırdım ve bir gözaltı talimatı yazdım. Saat 11.30, 15 Temmuz. Şükür o gece Türkiye'de ilklerden birisi oldum. Ve gözaltı talimatını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ndeki Ferahunuz Müdür'e vermiş olduğu faksa faksladım. Ve Çatalca Adliyesi'nden o dönemde bize temin edilen iki tane FETÖ'cünün nezaretinde Bakırköy Adliyesi'ne doğru yol almaya başladık. Bakırköy Adliyesi'ne geçtik. Bakırköy Adliyesi'ne geçerken yolun bir kısmını yürüyerek geçmek zorunda kaldık. Çünkü 12'den sonra halk artık dışarıya çıkmaya başlamıştı. Atatürk Havalimanı, İstanbul'u bilenler bilir. Atatürk Havalimanı'nın oradan geçmek zorundasınız. Bakırköy Adliyesi'ne geçmek için. Bakırköy Adliyesi'ne geçtik ve görevimizin başındayız dedik. Hem gözaltı talimatımızı verdik hem de o gece hatırlarsınız saat 12 civarında Atatürk Havalimanı Kulesi'ni FETÖ'cüler ele geçirmişti. O dönemin Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan mıydı? İşte Bakırköy'ün onların isimlerini anmam gerekiyor çünkü hizmetleri büyük. Mustafa Çalışkan ve İl Emniyet Müdürü, Bakırköy Emniyet Müdürümüz Mustafa Çetiner çok büyük emekler oldu. Ve biz Bakırköy'ün Atatürk Havalimanı'nı ele geçiren darbecileri derdest etmeyi başardık. Gözaltına aldık, adliyeye çıkardık o gece ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Atatürk Havalimanı'na gece saat 3'te sağlıklı bir şekilde inmesi için çaba ve gayretlerimizi sürdürdük. Peşinden sabah olduğu vakitte Florya Havar Okulu'na girdik. Orada soruşturmalarımız devam ettik. Florya Havar Okulu'nu özellikle anlatmak istiyorum. Türkiye'deki terör örgütlerinin ne kadar aynı merkezden yönetildiğini örneklemek için. Hakikaten tarihe bir dipnottur bu. Bunu anlatmak istiyorum. Önce şunu anlatayım. 28 Haziran 2016, yani darbeden 17 gün önce. Hatırlarsanız Atatürk Havalimanı'na DAEŞ saldırı yapmıştı. 50'ye yakın vatandaşımız o dönemde öldürüldü, şehit oldu. 200'ün üstünde de yaralı vardı. 3 tane Orta Asya'dan gelen genç, 21, 22, 23 yaşlarında genç Atatürk Havalimanı'na saldırı yapmıştı ve insanlarımızı şehit etmişti, insanlarımızı öldürmüştü. Ne zaman? Tarihe çok dikkat edin lütfen. 17 gün önce. Peki onun öncesinde neler vardı Türkiye'de? Onun öncesinde Beşiktaş'ta yine polislerimizi şehit eden, 50 polisimizin şehit edildiği vaka var. Ankara'da gar patlaması var. Antep'te yine patlamalar vardı. Ben bunu diliyle size söyleyeceğim. DAEŞ'le FETÖ'nün nasıl yan yana hareket ettiğini. Bu operasyon DAEŞ tarafından yapıldı. Evet, bu soruşturmayı da yapmıştım. 3 tane sonra genç tarafından yapıldı. Ve sonra onlar da öldürüldü, intihar etti. Gelelim 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'da Florya Havar Okulu'ndaki dinlediğim tanık sıfatıyla dinlediğim 100'e yakın askerin beyanı şuydu. Bunlara da sanık yapmadım bu arada çünkü darbe kasıtları olmadığı için o düz askerlere sanık yapmadım. Bu benim ilkemdi. Beyanlarının tamamında şu vardı.
Komutanımız Hüseyin Özdemir, o zaman darbenin başında Florya, tüm general o dönemin Fethi Albay, onun altında bu işleri yapan Hüseyin Özdemir, Albay. Albay Hüseyin Özdemir bize şunu söyledi. Daesh Atatürk Havalimanı'na bastı, onları kurtarmaya gidiyoruz. Bakın 17 gün önce basmıştı, evet doğruydu. 17 gün önceki Daesh'in saldırısı 15 Temmuz'daki darbede Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmek için bir gerekçeydi. Bu yaptırıldı. Daesh'e kim tarafından? FETÖ'yü idare eden, Daesh'i idare eden, PKK'yı idare eden kişi tarafından yaptırıldı. Kurumlar tarafından yaptırıldı. Dikkat edin, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin hiçbir yerinde buna benzer olaylar gerçekleşmedi. Hiçbir yerinde polislere karşı toplu ya da bu tarz toplu yaşam yerlerine karşı hiçbir saldırıda, hiçbir fiilde bulunulmadı. Bunların hepsi darbe öncesi Türkiye'de asayişsizlik var ve bir yere ele geçirmek için yapılan hamlelerdi. Bunu net olarak hayatımda yaşadım. Evet, o Daesh'i yapan o tetikçiler de üç tane yani İslam'ın ne kadar kötü kullanıldığını örneklemek için de bunu söylüyoruz. Yani çünkü Kur'an ve sünnette, sünnet dışında şeyhinin söylediğine göre dinini yaşamanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu gene örneklemek için şunu da belirtmek istiyorum. O Daesh militanı, Atatürk Havalimanı'na gelen militan diyor ki, şeyhine soruyor, diyor ki orada masum insanlar da var, biz onları da öldüreceğiz. Cevap şu, siz onları diyor erkenden cennete göndereceksiniz. Yani o masum insanları öldüreceksiniz ama siz onları erkenden cennete göndereceksiniz. Bu mantalite nedir? Aslında küçük çocukları doğar doğmaz öldürmektir. Erkenden cennete gönderiyoruz. Bu da aslında FETÖ'nün kuruluşundan beri aynı bir yapılaşmadır Daesh'te. Oradaki genç buna inanıyor. Onu Mehdi olarak görüyor. Ve dini sadece onun şahsında mündemiş kılmış. Onun haricinde başka bir din olmadığına inanarak hareket ediyor. Ve o genç, o gece Daesh militanı bunu parantez içerisinde söylüyor. Suratlara da geçmiyor ilk bunu. Hani İslam'a saldırmasınlar diye. Oruçlu bir şekilde Atatürk Havalimanı'na gidiyor. İşte bundan çıkaracağımız dersler var. Biz düşünen insan yetiştirmek zorundayız. Biz sorgulayan insan yetiştirmek zorundayız. Biz dinini Kur'an ve sünnetten öğrenen bir nesil yetiştirmek zorundayız. Eğer kişi bazlı kütlerle, kişi bazlı merkezlerle biz dini öğretmeye çalışırsak, sadece bu dinsel olarak değil, birçok fraksiyon içinde geçerlidir. Eleştirmenin yasak olduğu, sorgulamanın yasak olduğu, insanın basitleştirildiği, insanın hayatının tamamen dizayn edildiği her akım tehlikelidir. Avrupa'ya baktığınızda, ABD'ye baktığınızda bunların küçük bazısı vardır ama toplumsal etkiye doğuracak şekilde büyük örgütlere buralarda biz rastlanmıyoruz. Evet, sonrasında soruşturmalar yaptık. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğumuz dönemde birçok olaya vakıf olduk. Türkiye'deki terör koordinasyonu nedeniyle. Fakat şuna da dikkat etme gereğini her zaman bu soruşturmalarda soruşturma yapan arkadaşlara elimden geldiğince de nasihat etme gereği duydum. Biz terörle mücadele ederken insanları terörize ederek değil, masumun hakkını koruyarak terörle mücadele etmeliyiz. Eğer terörle mücadelede 10 tanesinden bir tanesi masumsa, o sürekli masumun hakkı gündeme gelir. Terör örgütüne sürekli kişi kazandırır, terör örgütüne sürekli finans kazandırır. Bu hem terör örgütünün işine gelir, hem de bu terör örgütünü finanse eden, onu destekleyen kişi ya da kurumların işine gelir. Hani acizane 7 sene terörle uğraşmış olarak, birisi olarak şunu söyleyebilirim. Bu noktadaki gerek kurumlardaki kişilerin, gerekse bu işi aktif olarak yapan kişilerin dikkate alması gereken en önemli hususlardan biridir. Biz 100 kişi de olsa o 100 kişinin içerisinde o bir tane masumu çıkarıp onu beraat ettirme, onu bu kapsam dışına atmamız gerektiğini her zaman söyleye durdum ve bunu iddia ediyor oldum.
Hocam böyle bir genel bir giriş yaptınız. 10 dakikamız daha var. Evet. Yani isterseniz soru kısmına geçelim. Sabahından itiraz gelirse de uzatabiliriz. Olur. Evet. Devam da edebilirim. O zaman şey yapalım. Soru cevap kısmına geçelim. Evet. Belki soru sormak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Ben şahsen müstefit oldum. Salonda evet. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çok evet. Teşekkür İnşallah ediyoruz. Sıkmamaya çalıştım. Özellikle evet. Çok evet. Detaya da girmemeye çalıştım. O geceyi hakikaten unutmamak lazım. Evet. Bu yüce milletin bu cesaretini de yeni nesillerin görmesi lazım ve bu hale gitmemiz nedeniyle de tarihimize sık sık bakmamız lazım. Yani 62 ihtilalini yaşadık ülke, 80 ihtilalini, 71 ulusunu 28 Şubat'ı yaşadık, peşinden 17 Aralık, 15 Temmuz bunları yaşadık. Ya yani bu ülke şeftali üreten, tereyağı üreten bir ülke olmaktan çıkıyor. Bu ülke artık sanayide, milli savunma alanında, artık dünya ölçeğinde söz sahibi olan, dünya ölçeğinde rekabet olan bir yere geliyor. Bunu görmemiz lazım. Bu sebeple duygusal davranışlarda biraz kendimizi ayırıp daha mantıklı, daha ülke menfaatine yönelik davranışlar içerisine girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında bir söz var ya, her şeyde bir hayır vardır. Biraz 15 Temmuz'da çok uygun düşüyor. Yani devletin temizlenmesi, işte bağımsızlığının kazanması, bağımsız politikalar izlemesi, savunmaya, milli savunmaya önem vermesi de bu 15 Temmuz sonrasındaki temizlik sayesinde olabildi. Yani 15 Temmuz yapılmadan yargıda olsun, emniyette olsun, askeriyede olsun kapsamlı bir temizlik yapılması çok mümkün değildi eğer 15 Temmuz yaşanmasaydı. Tabii çok büyük kayıplar vermiş olduk ekonomik olarak. Daha önemlisi insan kaynakları olarak çok büyük kayıplar verdik ama sonuç olarak da yani o bağımsızlığımızı kazanmış olduk diye düşünüyorum ben. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, ben birkaç not aldım. Kısa bir özet gibi onları sizinle paylaşacağım. Belki soru sormak da yönlendirici olabilir diye. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum ama değerli konuşmacımız öncelikle FETÖ terör örgütünün ortaya çıkışı, daha doğrusu ortaya çıkartılışı üzerinde durdu. Özellikle burada diğer darbelere de dayanak teşkil eden resmi ideolojinin rolünü açıklığa kavuşturdu. Sonrasında FETÖ zihniyetini biraz analiz etti ve 2010 sonrası FETÖ'nin girişimleri ve ona karşı başlatılan mücadeleden bahsetti. Peşinden 15 Temmuz'un farkı üzerinde dururken özellikle Yurttaş Hukuk Konseyi'nin bildirisini analiz etti. Oradaki bazı farklara dikkat çekti. Yine orijinal bir kısım olarak ve bunu bağımsız bir konuşma olarak düşünüyordum. Sizden kopya çekerek önümüzdeki programlarda bunu yaparım artık. Uluslararası basının 15 Temmuz'daki tavrı üzerinde, örnekler üzerinde durdu. Peşinden 15 Temmuz gecesi yaşadığı kişisel tecrübesini bizimle paylaştı. Özellikle burada DAEŞ-FETÖ terör örgütü ilişkisini yürüttüğü soruşturmalar üzerinden örneklendirdi. Burada Rayna benim aklıma geliyor, Rayna baskını. Ama tarih olarak sanki daha mı sonraydı? 15 Temmuz sonrası bitti. Rayna baskını şeyden evvel, Hatice Kualimanı'ndan önce diye hatırlıyorum ama tam emin değilim soruşturmasını ne yapalım. Ayrıca PKK'yı da buraya etkiledim. Yani ben birçok soruşturmada FETÖ'nün üst düzeyinin bu süreçte PKK'nın Almanya sorumlusuyla irtibat halinde yazışmalarına bakıyordum. Bunlara da karar tattım. 15 Temmuz gecesi bunlara ne rol verildiğini, hatta FETÖ'nün şöyle bir ibaresi var. FETÖ'nün o zaman Adil Öksüz'ün bir altında çalışan diyelim FETÖ'cülerin, Adil Öksüz'ün de bence üstünde Suat Yıldırım'ın, Suat Yıldırım ismini belki hiç duymamışsınız, kaçak henüz daha. Suat Yıldırım'ın Almanya PKK sorumlusuyla o geceye ilişkin bir yazışmasını gözlerimde gördüm. O gece PKK'nın hangi tavırda bulunacağını, nereleri gözlem altında tutacağını, nerelerde ne görevler verildiğini o yazışmalarda bunu gözlerimizle gördük. Hakikaten sadece DAEŞ değil, o gece hem PKK'sı hem DAEŞ'i hem FETÖ'sü
tek bir merkezden ve koordineli bir şekilde yürütüldüğüne şahit olduk. Genel Yurtta Sulh Konseyi o dönemde mesela hala çok da anlamış da değilim. Ankara, İstanbul ve İzmir'e valilerini atamıştı. Hepsi Havacı Tümger Ağabeyler diye bunların. Kayseri'ye de atamıştı. Kayseri'den hem belediye başkanını değiştirmişti hem valisini değiştirmişti. Kayseri'ye niye atadı? Bunda da bir anlam vardır. Bunu da bir tatil içerisinde belirtmek isterim. Tek merkezde bütün bu örgütlerin toplamı idare ediliyor. Bu darbe girişimi başarısız oldu diye de bu merkezin Türkiye üzerinden elini çektiğini düşünmüyoruz sanırım. Bunun için devletimizin bir mekanizma kurması gerekir mi? Bu tür girişimlerin önüne geçilmesi adına. Teşekkür ederim. Türkiye'deki FETÖ nasıl başladı, nasıl yapılandı, nasıl büyüdü, nasıl devlet içerisine sızdı? Bunlardan elbette ki dersler çıkarmamız lazım ve bu ülkenin her geçen nesli, her doğan çocuğu, ben bu ülkenin vatandaşıyım ve bu ülkeye hizmet etmeliyim. Bir fraksiyona, bir gruba ya da yabancı bir devlete, yabancı bir istihbarat örgütüne kendimi satmamalıyım, kendimi pazarlamamalıyım, bu ülkeye hizmet etmeliyim şeklinde bir nesil yetişmesi lazım. Bunun projesi bu aslında, bir nesil yetiştirmek. Bu da elbette ki sadece milli eğitimcilerin, sadece üniversitelerin bir sorunu ya da çözüm merkezi olmasını gerektiriyor. Bu toplumsal bir bakış açısıyla ancak gerçekleştirilebilir. Ebeveynliğiyle, diğer kurumlarıyla, üniversiteleriyle, milli eğitimiyle, evet milli bir fert yetiştirdiğimiz an o dediğimiz birçok tehlikeyi bertaraf etmiş olacağız. Bu merkezler evet hepsine yönettiler. Bir anekdot olarak da şunu da belirteyim. Mesela Fethullah Gülen'in oturma izni alan eski CIA görevlisi Grant Fuller var. Bir de Abramovic var. Bunlar darbe gecesi Marmara'nın bir adasında 17 kişiyle toplantı halinde. Ne konuştular vesaire. Bir soruşturma yapıldı. Bir ilerleme kaydedildi mi bilmiyorum. Ama bunu da bir anekdot olarak yani ta 99'da oturma izniyle referans olan bu CIA görevlisinin darbe günü Marmara'da bir adada olmasına hakikaten dikkat çekici vuruyor. Hatta otelden ayrılırken de üzerinde Pennsylvania yazan bir çan bırakıyor. Evet ya ben soruşturmayı bırakmadım, yapmadım. Ancak gerek o Graham Fuller, gene Campbell, bu NATO'nun Afganistan sorumlusu, gene Abramovic eski silah çalışanlar, o gece oradalar idiler. Biz akıllıca olacağız, akıllıca hareket edeceğiz. Tabii ülke dış politikasında her zaman düşmanca politikalar üretmek de yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü uluslararası siyaset çıkar ilişkisidir. Çıkarlarımız doğrultusunda evet ülkelerle biz yan yana olacağız. Ama bu ülkenin ve özellikle Orta Asya coğrafyasının en kötü problemi ne? Şu ki bunu biz Saddam'ın devrişinde de gördük, Suriye'de de gördük, Mısır'da da gördük. Bu gitsin de Amerikalı bir gelsin yönetsin, Alman bir gelsin yönetsin. Bu çok tehlikeli bir anlayış. Bu ülkesini satmaktır, bu milletimizi satmaktır. Bu anlayıştan çoluk çocuğumuzu korumamız lazım, neslimizi bundan uzak tutmamız lazım. Hiçbir Alman şunu demez, hiçbir Amerikalı demez. Başındaki başbakan, cumhurbaşkanı gitsin, bir Türk gelsin, yönetsin demez diyeceğini zannetmiyorum. Fakat maalesef bizim bu duygusal yapımız, bu erken gaza gelme hassasiyetimiz bunları bize söyletiyor. Bu ne demek? Bu aslında bir yerde vatana ihanet ediyoruz manasına gelir. Bu zihniyetten kurtulan bir nesil, bu ülkeye sadece hizmet etmeyi ideoloji haline getiren bir nesil, kişiden dinini öğrenen değil de Kur'an sünnet merkezli öğrenen bir nesil meydana getirdiğimizde bu tehlikeleri büyük oranda bertaraf edileceğini düşünüyorum. 15 Temmuz gecesi Anayasa Mahkemesi üyelerinden iki tanesiyle ilgili işlem yapıldı. Yani tam gözaltına mı alındı, görevden mi alındı tam hatırlamıyorum ama iki tanesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi işlem yaptı. Ondan sonraki birçok hukuki işlemde de örnek gösterildi. Anayasa Mahkemesi bakın hakimleri bile
görevden aldı ya da gözaltına aldı, tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Sorum şu, hukuk Türkiye'de çok yavaş işliyor aslında ama o gece Anayasa Mahkemesi çok doğru bir iş yaparak iki tane FETÖ'cü üyeyle ilgili işlem yaptı, herkese de gösterdi. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde herkes aksiyon aldı. Sorum şu, acaba Anayasa Mahkemesi üyeleri bu tür bir şey için hazırlıklı mıydı, nasıl yaptılar? Yani ilk gün içinde, 24 saat içinde böyle bir hazırlığı, herkese örnek olabilecek güzel bir işlemi nasıl yaptılar? Hazırlıklılar mıydı yoksa o anda gelişmiş bir şeydi? Evet, ilginç, çok teşekkür ederim. Şöyle, ben bu soruya genel bir çerçeve çizerek cevap vermek istiyorum. Şimdi 2010 yılında hatırlarsanız anayasa değişti. Anayasada Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, yani tüm Türkiye'deki hakim ve savcıların tayin tefsinden sorumlu olan kurulun seçimi bizatihi hakim savcıların kendisine verildi. Peki böyle bir şeyi niye yaptı FETÖ? Yani demokratik gibi görünüyor ilk etapta. Hakim savcılar kendilerini, yönetenlerini kendileri oy vererek seçecekler. İnsanın kuralı da çok hoş geliyor. Oysa ki buradaki plan şuydu. FETÖ'nün hakim savcı sınıfında çok fazla yapılanması vardı. Bunların rahatlıkla oy vermesiyle kendi adamlarının hakime savcı yüksek kurulu üyeliğine gelebileceğini biliyorlardı ki 2010 yılındaki bu seçimde de hakime savcılar yüksek kurulu tamamına yakını FETÖ terör örgütü mensupları tarafından idare edilmeye başlandı. Onlar seçildi. Peki sonrasında ne oldu? 17 Aralık 2013'ten sonra artık saflar ayrılmaya başlandı ve yargı darbesi oldu bu süreçte. Ve yargı bir refleks gösterdi. Yargının içerisindeki diğer hakim savcılar bir refleks gösterdi ve yargıda birlik platformu diye bir platform kurduk. Şu anda da dernek halinde ve bu derneğin de eş başkanlarını yürütüyorum. Bu dernekin kurulması aslında bir yerde safların netleşmesini sağladı. Biz o süreç içerisinde emin olun yargı o dönem toplamda 12 bin kişiden oluşuyordu hakim savcı ki bunun 5 bin tanesi ihraç oldu hemen darbenin akabinde. Aşağı yukarı kim ne oldu diğer yargıçlar tarafından biliniyordu. Neden bilmiyordu? Çünkü şu yaklaşık 10 yıldır tüm aşağı yukarı makamların işte başsavcılıktır, komisyon başkanlığıdır, ağır cezalar, mahkeme başkanlıklarıdır. Bunların %90'ına yakını hep onlardan olanlar getiriliyordu. Ve herkes bunun farkındaydı. Onları eleştirenler birçok soruşturmalara maruz bırakılıyor. Ya meslekten ihraç ediliyor ya da ciddi disiplin cezalarına maruz kalarak mesleki temayüzün önüne geçiriyordu. Bunlar yani yaşandı. Şahsım olarak da yaşandı. Şunu söyleyeceğim. 17 Aralık'tan sonra bu Yargıda Birlik Derneği ile birlikte biz 2014 yılında bir seçim yaptık tekrar. Onların yaptığı anayasaya göre. Biz o zaman ciddi çalıştık ve çok kıl payı onların adaylarının önüne geçtik. Ve kurulun çoğunluğu FETÖ olmayanlar tarafından seçilmesine sağladık. Evet iki tane FETÖ'cü de vardı ama çoğunluğu FETÖ'cü olmayanlar tarafından yönetilmeye başlandı. Bunu neyle yaptık? Bunu yargı içerisinde kurduğumuz platformla yaptık. Bu platform bir yerde bu mücadeleyi verdi. Diğer FETÖ'cü hakime savcılarının orada davranışlarının zulümlerini gayet fark etti. Yani belirgin bir hal aldı yargı içerisinde. Kim nedir, kim ne değildir? Bu yüzden hani önceden var mıydı? Önceden herkes birbirini biliyordu, evet. Hatta insanlar sızlanıyordu. Ya bu kadar yargı darbesine rağmen niye bunlar hala görevde? İşte alıyorsun İstanbul'dan tutuyorsun, Eskişehir'e veriyorsun ya da Diyarbakır'a veriyorsun ama orada görevini devam ettiriyor. Evet darbe oldu. Ya bu kadar yeter dedi sistem ve bilinen o kesimi evet bir gecede tespit etmek çok güç değildi. Çünkü bunlar devletin hem istihbarat makamlarında vardı bunların geçmişleri yaptıkları eylemler ve o ertesi sabah ya da o hafta bunlar hakkında işlemler yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nde evet iki üye FETÖ'cüydü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak gözaltı aldı. Yargıtay ve Danıştay da buna dahil olmak üzere. Hani Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı sadece idari bir işlem orada. Başsavcılık bu işlemleri yaptı.
terör örgütü üyeliğinden dolayı bunlar gözaltına alındı ve Anayasa Mahkemesi Yargıtay ve Danıştay üyeleri de Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılandı. Orada yaklaşık 150 dosya vardı. Ben de o sırada 9. Ceza Dairesi'nde görev yapıyordum. Bu yargılamalara bizatihi de ben katıldım. Yargıtay ve Danıştay Anayasa Mahkemesi üyelerinin yargılamalarına. Bunun sebebi bu. Hani 17 Aralık 2014 yargı darbesi sonrasında yargıdaki saflar ayrışmaya başladı. Ta ki 2016'ya kadar. Yani biz birbirimizi biliyorduk. Dayanacak. Sebep bu. Evet, son bir soru, 3 soru demiştim. Varsa alabiliriz, değilse bitirebiliriz. İpeyce uzadı. Şöyle bakıyorum. Sanırım yok. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Özellikle konuşmacımızdan ben de bir siyaset bilim hocası olarak çok müstefit oldum. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben son cümle olarak Sayın Valimizin koordinasyonunda bu söyleşiyi, bu paneli hazırlayan değerli rektörlerimize teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet ederek bu güzel panelde olmamızı sağlamaları nedeniyle hepsine teşekkür ederim. Allah bu millete tekrar 15 Temmuz'da yaşatmasın. Bunlardan inşallah ibretler çıkaracağız hepimiz. Bu ülkenin, bu milletin ben inanıyorum ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde birçok Avrupa ülkesinin çok çok ilerisinde olabileceğini canlı gönülde inanıyorum. Buna hiç bir umudum çok yüksek seviyede. Hepinize Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Yargıtay Üyesi Sayın Ömer Faruk Aydiner'e çiçek ve teşekkür plaketini takdim etmek üzere Vali Yardımcımız Sayın Kübra Teymur Hanımefendi'nin sahneye teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Vali. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nurullah Okumuş ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Karakaşalı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.